de insan gripten ölüyordur diye düşünüyorum. Bazen yaşlı insanlar yakalandığı gripten ölüyor. Bu öyle değil mi? Gençlere de öldürüyor. Yani bugün mü dün mü gene Çin'in başkanı çıkmış. Virüs karşısında aciziyetini ifade etmiş. Ben bugün köşe yazısı okudum. Şu anda diyor Çin'in yerine Amerika Hindistan'ı şey yapıyor. Şey oldu ne çalışıyor. Akşam oraya gitmiş. Anlaşmalar yapmış. İran'ın bakan yardımcısı ya. Peki oldu. Sağ ol bakalım. Bu işin Hindistan'da yok mesela Çin'in komşusu. Çok bu işin ya. Altında. Koronayla mı enfekte oldu? Siyasi boyutu da çok önemli siz yani. Siz gidiyorsunuz da ben şeyden korkuyorum. Yani bu Umre'de atölyeceğiz orada abi yapacak bir şey. Her türlü insan var yani ve çok hızlı yayılıyor Umre'de ya. Orada öleceğiz artık Ahmet abi. Ya bir çok da yapacak bir şey. Allah ya. Derslere gelmeyiz bundan sonra abi. Hayır, neyse. Ama şöyle bir şey var. Tam Suudi Arabistan'da bilmem ne çıktı derler. Karantina. Kalırsınız o. Ömür de yapamazsın. Ömür boyu karantina. İhramlı bir şekilde karantina alın. Yok artık şey, hayatınızı Mekke'de devam edeceğiz. Artık Mekke'deyiz. Mekke'de devam edeceğiz. Tamam. Ayda bir de oraya gelirsiniz abi. Derse kim olur? Tamam, zaman beder o zaman. Trump Hindistan'a gitmiş. Çok büyük anlaşmalar yapmış. O zaman. Ondan sonra da ilk yaptığı açıklama şu. Koronavirüsün şeyini bulmak üzereyiz. Aşısını. Şimdi bir de onu satacaklar. Herkes satarlar şimdi. Ya Çin şu anda teslim olmak gelsin. Üzere zaten. Yani ikinci defa bugün Çin başkanı virüs bizi aciz bıraktı diye açıklama var. Elhamdülillah iyimsiz değilsiniz. Ama Amerika'ya biz çöküyor yani şu şöyle, anda. Meydan okudum. Bir sermaye akışı lazım dönmesi lazım. Evet, tamam. Şimdi orada sermaye dönmeyince milyonlarca şirket iflas etmiş. Ne diyor yani? Evet. Milyonlarca insan işsiz kalmış. Alışverişi kestiler tabii ki şimdi. Evet tabii. Evet. Açlıkla yüz yüze kalma tehlikesi var. Onun için yapmışlar falan diyor işte Amerika. Biyolojik savaş falan. İşte Çin'in yerine şu anda imalat sektörünü Hindistan'a taşımaya çalışıyor. Onlarla ilgili anlaşmalar yapmış. Normal. O işi bitirince anlatış.